Arkadaşlar, bugün size İtalyan sanatçı Arcimbaldo'dan bahsedeceğim. 1527 ile 1593 yılları arasında yaşamış, yani bundan 500 sene önce, Rönesans'ın en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Arcimbaldo, ressam, mimar, sahne tasarımcısı, mühendis ve aynı zamanda sanat danışmanıydı. Sanatçı sanat hayatına babasıyla birlikte Milano Katedrali vitraylarının tasarım işlerinde çalışarak başlıyor. Daha sonra saray ressamı olarak çalışmaya başlıyor. Bu dönemde ünlü serisi olan Mevsimleri yapıyor. Hadi şimdi o seriye bakalım. Meyve sebzelerden bir surat mı? Hayır. Bu bir manav tabelası değil. İtalyan ressam Arcimbaldo'nun portrelerinden biri. Az önce bahsettiğim Mevsimler serisinin yaz tablosu. Kendisi yaz bitkilerinden yapılmış. Mısırı, üzümleri, kirazları, şeftaliyi ve burun yerine geçen şu salatalığı seçebildiniz mi? Dikkatli bakın. Başka neler var? Bu yaz resmi aslında bir mevsimler serisinin parçası. Yani ilkbahar, sonbahar ve kış resimleri de var. İlkbahar resmi daha çok bahar çiçekleriyle dolu ve daha genç bir adamı resmediyor. Sonbaharın ise üzümü, bal kabağı, mantarı var. Kışta ise kuru ve buruşuk bir ağaç dalı. Epey ihtiyar bir adam oluvermiş. Bu ayda bu Arcimbaldo'nun ikinci mevsimler çalışması. İlk mevsimler serisini bu seriden 10 sene önce yapıyor. Ayrıca Arcimbaldo'nun bütün mevsimleri bir kafada toplamışlığı da var. Ve işte o tablo. Arcimbaldo tarafından yapılan bu tablo Roma İmparatoru 2. Rudolf'un portresi. Sebze ve meyvelerden yapmış olduğu Rudolf portresine Vertumnus adını veriyor. İmparatorların o zamanlar bolluk ve bereket içinde olması sebebiyle saltanat ile doğanın uyumunu birleştirerek Rudolf'u bu şekilde resmediyor. Ve 2. Rudolf bu çalışmayı çok beğeniyor. Bence bu zamana kadar yapılan hükümdar portrelerinin en garibi. Yaptığı bu resimler ise ters çevrilebilir kafalar grubuna ait. Bir yöne bakıldığında resim geleneksel bir natürmort oluşturur. Çoğunlukla sebze dolu bir kase. Baş aşağı döndürdüğünüzde ise gülümseyen bir yüz formu. Şimdi etkinlik zamanı. Arcimbaldo'nun bu sıra dışı portrelerinden ilham alarak yaptığım çalışmalardan örnekleri göstermek istiyorum size. Farklı malzemeler kullanarak bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Mutfak malzemeleriyle mesela. Tabak, bardak, çatal, kaşık, tuzluk, biberlik ya da alet çantası. Çekiç, tornavida, pense, civata. Bunları istediğiniz gibi yerleştirerek çılgın bir bütün oluşturabilir, sonra da fotoğrafını çekip kaydedebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sanatla kalın.